Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım, sevgili değerli izleyenlerim. Yes seni, yes seni, yes seni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili değerli izleyenlerim. Beğenilerinizi bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. Onlar bizim için çok çok önemli diyoruz sevgili değerli izleyenlerim. Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik diyoruz ve kalbin anatomisi ile başlıyoruz sevgili değerli izleyenlerim. İkinci bölümümüz, evet, kalbin anatomisi. Dikkat edin, vücutta bir et parçası vardır. Eğer o iyi olursa vücudun tümü iyi olur. Şayet o bozuk olursa vücudun tamamı fena ve bozuk olur. İşte o kalptir. Kalp. William Holman Hunt'ın ünlü bir tablosu vardır. Ressam geceleyin elindeki fenerle bahçede duran filozof kılıklı bir adamın göründüğü bu tabloya kainatın ışığı adını vermiştir. Resimdeki adam serbest kalan eliyle bir kapıya vurmakta ve içeriden gelecek cevabı beklemektedir. Rivayet edilir ki bu tabloyu tetkik eden bir sanatçı eleştirmeni ressama dönerek takılmış. Güzel bir tablo üstad. Lakin manasını bir türlü kavrayamadım. Adamın vurduğu kapı hiç açılmayacak gibi duruyor. Çünkü kapıya bir tokmak takmayı unutmuşsunuz. Ressamın cevabı eleştirmenin yüzünde bir mahcubiyet kızarıklığına yol açmış. Adam alelade bir kapıya vurmuyor ki azizim. Bu kapı insan kalbini temsil ediyor. Yalnızca içeriden açılabildiği için dışında tokmağa ihtiyaç yoktur. Bir kalbi, üstelik de yalnızca içeriden açılan bir kalbi kilitli tutmak için duygusuz olmak lazımdır. O kalp ki yalnızca duygu pompalamıyor. Biz farkında olmasak da asıl işi kan pompalamak. Onu tertemiz görmek isteyişimiz, temizliğiyle övünmemiz ve temiz kalpleri tercih etmemiz belki de kanımızı bıkmadan, yorulmadan temizleyip durduğu için kim bilir. Temiz kalp elbette çok değerli ama bazılarında olduğu gibi içeriden kilitleyecek kadar son altından yapılmış değil. Sonuçta o da bir et parçası. Kırıldığına bakmayın. Gırtlaşmış kan kuşadan bir kas yığını işte. Kan ağladığı, kanadığı veya kanattığı ise hep kanla dolu oluşundan kinaye. Bazen karardığı veya parladığı söylenir. Aldanmayın. O da bir mecazdan ibaret. Ne parlıyor ne de kararıyor. Kararmadığının delili dıştan koyu kahve, içten koyu kan kırmızı renge sahip oluşu. Üstelik bu rengi hiç değişmiyor. Yine de kalp bu. Seviyor ama okşamak için elleri yok. Tıbben ağrıması mümkün değil ama bir şekilde ağrıyor işte. Beyne musallat olan migrenden daha şiddetli bir ağrısı var. Hafızası da beyin hafızasından daha kuvvetli. Ayaklarımızın veya beyin hücrelerimizin bizi götüremediği yerlere kadar götürdüğü biliniyor. Ama asla ne kendisi bir taşıma aracı ne de bizden taşıma ücreti talep ediyor. Biz onu terk etmezsek o bizi terk etmiyor. Nadiren de olsa sahibine iyilik yapacağı tutarsa cildine güzellik, yüzüne aydınlık, saçına parlaklık, gamzelere keskinlik katarak bunu gösteriyor. Ve sahibine yaşadığını bütün hakikatiyle hissettiriyor. Bedendeki diğer organlar, söz gelimi böbrek, karaciğer, akciğer öyle kendi hallerinde diğer organlarla uyum içinde çalışırken bizimki birden düzeni bozup her şeyi allak bullak ediveriyor. Hatta sevgiden aç bırakıldığında sol böğrümüzdeki yerinde bir boşluk hissi bile bırakıyor. Bazıları onun yorulduğundan şikayet ediyorlar ama biz bu yorulmanın uğraşmaktan olmadığını biliyoruz. Yorulsak günde 100 binden ziyade kasılıp gelişmeye devam eder miydi? Eğer yorulsa Allah'ın günü bunca yorgunluğa kalp mi dayanırdı? Kalp işte. Sevmek ve sevmek istemesi asla şımarıklığından değil. Damarlarındaki asil kandan, akıl ile çatışıp durması geçimsizliğinden değil. Bilakis, yersiz, hakikatli ve hasbi oluşundan.
uzmanlar en iyi yaptığı için unutmamak olduğunu bildiriyorlar. Lakin bir beyni de yok. Eşyanın hakikatini, perdenin ardını, gizlinin içindekini görüyor ama bir gözden de mahrum. Buna rağmen gözsüzlere göz, o kulaksızlara kulak ve o ve dilsizlere dil o. Kelimesiz ve hecesiz. Konuşan sessiz ve sözsüz işiten. Kalptir bu. Anatomi atlaslarında karşımıza organik bir kas dokusu olarak çıkar. Üstelik biz onu göğün sol tarafında biliriz. Oysa ki göğsümüzün arasında sola yakın kısımdadır. Bir organ olarak işlerini yaptığı zamanlar her şey çok yakın hesaptır. Alışılmıştır ve sıradandır. Söz gelimi biz bunları düşünürken veya okurken o her zamanki yalınlığıyla kan pompalamaya devam etmektedir. İçinde benzeşen boyutta katmanlar mevcuttur. Dıştan bakanlar için yapısı çok basitti. Ama kardiyologlar için karmaşıkken daha karmaşık bir mucizedir. Frekanslar üretircesini çalışmakta ve kuantumcuların bahsettiği evrenin frekansıyla uyumlu bir yapı sergilemektedir. Bu frekanslar o daha ana rahminde ol denildiği ve oluşuverdiği gün başlamış ve bugüne kadar gelmiştir. Kalbimizin durmadan kasılıp genişlemesi aslında içimizden evrene dağılan bir yayın frekansı, bir radar dalgasıdır. Reddi manyetik alanın beyninkinden 5000 kat büyük olduğunu biliyor muydun? Yani biz farkında olsak veya olmasak kalbimizin kendine göre bir bilinci var ve ürettiği manyetik frekanslarla beynimiz dahil bütün bedenimizi kontrolde tutabiliyor. Kalptir dedik ya, bilim adamları onun enerjetik yapısını gözlemlediklerinde insanın tamamen soyut varlığına açılan bir kapı olarak görmüş ve tanımlamışlar. Bu sayede arzu duyuyor, korkuyor, seviniyor veya üzülüyor. Endişelerimiz, umutlarımız, hırs veya kinlerimiz kalpten bedenimize yayılıyor. Demek ki kalbimizin arada sırada teskin edilmeye, sık sık ikna edilmeye, bazen de şefkat gösterilmeye ihtiyacı var. Cesur veya sert, kırık veya zayıf halleri, isyanı yahut inatçılığı, kuş gibi uçarı veya tüy kadar hafif oluşu hep o manyetik dalgaların tezahürlerinden olsa gerek. Kalp bizim yerimize anılarımızı saklıyor veya unutuyor, bizim için özlüyor veya terk ediyor. Üstelik beyin gibi algılama teferruatıyla oyalanmadan doğrudan yapıyor bunu. Tıpkı hissederken doğrudan hissettiği gibi. Yine de hem zeka hem de bilgi beyinden ziyade kalbin içinde yaşıyor ve orada birbirine karışık anlayış haline dönüşüyor. Bilim insanları kalbin zekasının aklın zekasından ileri olduğunu ve kötü düşüncelerin bu yüzden ona hep zarar verdiğini söylüyorlar. Yani erdemlerin dışında kalan her türlü insanlık halleri kalbi kirletiyor. Yalan, kin, düşmanlık, çekememezlik, haset, kıskançlık vesaire vesaire. Anlaşılan o ki kalbin sık sık temizlenmesi, arınması gerekiyor. Tecrübeyle biliyorum. Kalbi temizlemek insana büyük bir rahatlama hissi verir. Yeniden doğmak gibi bir şeydir. Kalbinizi hangi sıklıkta temizlerseniz melahut alemine açılan kapılar o sıklıkta size açılacaktır. Ressamın çizdiği kalp sizinki olmalı. Kapısını açıp temizlemek için uzak doğu spiritüelistlerin maddeyi aşan enerjetik boyutu da yoga seansları yahut reikiler de hatta psikiyatri ilminin uzman tavsiyeleri de hakikatli bir iman kadar etkili olmaz. Onlarınki kalbin kabuğunda oyalanmak, iman ise kalbin lezzetini tatmaktır. Temizlenmiş bir kalp, ihtiras ve tutkularımız için birilerini ipoteklenmez, kötü hal üzere unutulmaz, melekleri kendinden uzaklaştırmaz. Hamiş, kalp soğuğu sevmezmiş. Soğuk kalpte spazma sebep olurmuş. Sessiz olun, soğuk insandan, soğuk sözlerden, soğuk şakalardan, velhasıl her türlü soğukluktan uzak durun. Hamiş, kalp soğuğu sevmezmiş. Soğuk kalpte spazma sebep olurmuş. Sessiz olun, soğuk insandan, soğuk sözlerden, soğuk şakalardan, velhasıl her türlü soğukluktan uzak durun. Bilim insanları kalbin zekasının aklın zekasından ileri olduğunu ve kötü düşüncelerin bu yüzden ona hep zarar verdiğini söylüyorlar.
Yani erdemlerin dışında kalan her türlü insanlık halleri kalbi kirletiyor. Yalan, kin, düşmanlık, çekememezlik, haset, kıskançlık vesaire vesaire. Hamiş kalp soğuğu sevmezmiş. Soğuk kalpte spazma sebep olurmuş. Sessiz olun, soğuk insandan, soğuk sözlerden, soğuk şakalardan ve hasıl her türlü soğukluktan uzak durun. Bilim insanları kalbin zekasının aklın zekasından ileri olduğunu ve kötü düşüncelerin bu yüzden ona hep zarar verdiğini söylüyorlar. Yani erdemlerin dışında kalan her türlü insanlık halleri kalbi kirletiyor. Yalan, kin, düşmanlık, çekememezlik, haset, kıskançlık vesaire vesaire. Sevgili değerli izleyenler, bölümümüzü burada noktalıyoruz. Umarım beğendiğiniz bir bölüm olmuştur. Kalbin anatomisiydi. Yani altı çizili yerleri tekrardan sizlerle buluşturayım istedim. Umarım beğendiğiniz bir bölüm olmuştur. Yes! Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Hayırlı günler. Esenlikler. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz.